Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında çemberde uzunluk konusundaki test 4'ün çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 164 ve 165'i çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda çeyrek bir çember verilmiş ve şu uzunluklar verilmiş. Hatta yarı çap uzunluğu 17. En etkili silahımız neydi? Yarı çap. Al sana yarı çap. Çizince 17. Hocam Pisagor bağıntısı 8-15-17 üçgeninden 8 çıkar burası. E8'de kullanalım. En etkili silahımız yarı çap. Al sana yarı çap. Şuradaki üçgende de bir Pisagor bağıntısı ve yarı çap uzunluğu da 17 ya. 8 17. 8 15 17 üçgeninden burası 15 çıkar. 8'i buradaysa buraya 7 kalır. E tamamı 17 ya yarı çap olduğundan. Buraya da 2 kalır. Şimdi benden FG uzunluğu 7 eksi FA uzunluğu 2 bölü GO uzunluğu isteniyor. 8 isteniyor. Yani cevap böylelikle 5 bölü 8 çıkar. Evet birinci soru Denizli oldu. Geldik ikinci soruya. Şimdi AC uzunluğunu vermiş hocam 12. AB uzunluğunu vermiş 9. 9 12 15 üçgeni. Şimdi merkez burada. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. E hocam burası da yarayacak. Burası da yarayacak. 90 90 90 ise burası da 90 olur. R iken R dikdörtgenler. R'yken R olur burası da. E hocam Tamamı 9'du. Buraya ne kaldı? 9-R'ye kaldı. T, T tuzlulukları birbirine eşit. Burası da 9-R. Hocam tamamı 12. 12-R'ye kaldı. T, T tuzlulukları birbirine eşit. 12-R. Bak şu ikisinin toplamı. Yani 9-R ile 12-R'nin toplamı 15 yapacakmış. Eksi 2 r öbür tarafa atınca artı 2R. 9-12 daha kaç yaptı? 21 yaptı. 21'den de 15 çıkınca 6 yapar. R'yi de böylelikle 3 buluruz. Çemberin yarı çapı isteniyor bizden. Yani ikinci soru balık esiri oldu. Geldik 3'e. Merkez varsa T, kiriş varsa Çektik. 2 parçaya böldü. 3 3. E sonra OB uzunluğunu 4 kök 5 vermişler. Bak 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 burası 4 kök 5. Hocam şurada bir Pisagor bağıntısı var. Şurası 8 ise eğer 8 4 kök 5. 1 2 kök 5 üçgeninden burası da 4 olmak zorunda. E sonra 3 4 5 üçgeninden burası da 5 mi yapar? Evet. BD uzunluğu isteniyor bizden. Bak yarıçap 5 bulduk. Hocam burası da 5. E tamamı 4 kök 5. Burası da 5 ise x uzunluğu ne olacak? 4 kök 5 eksi 5 olacaktır. Yani cevap akçay olacaktır. Ya da 5 artı x eşittir 4 kök 5 yazarsın. X'i de böylelikle 4 kök 5 eksi 5 şeklinde bulursun. Örnek 3 akçay geldik örnek 4'e. <laughs> Bir katlama var. Katlamalarında ne yapıyorduk? Eski haline geri açıyoruz. Şöyle açtık. 2 iken 2. Bunu da açtın şöyle. Hocam burası da 1 iken 1 oldu. E tamam çok güzel. Başka ne var burada? Şurası da 4 verilmiş. Vay 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 vay. Toplamda şu uzunluk kaç? 4, 2 daha 6, 1 daha 7. Yani burası 7. E ne yapacağız hocam burada? AC uzunluğu isteniyor bizden. Bak, bir çemberde böyle yarım çemberde hatta. Hocam şuradan şöyle. Bu arada katlamada üstte ben açılar işte olacak ya burası 90, burası 90. Bak, şurası 90 verilip de burası 2 ve burası 8 verilmişse şunu nasıl buluyorduk? Hocam öklit yapmak lazım diye hep söylüyoruz. Öklit. Böyle çapı gören çevre açı 90 derece. Yani ben şuraya bir A diyeyim. O zaman A kare eşittir 2 çarpı 8 16'dan A'yı buradan 4 olarak buluruz. E aynı şey burada da var arkadaşım. Şöyle bir yarım çember. Bu sefer buraya da B diyelim. B. Şurası bir birim. Burası da 9 birim. 9. Hocam burada da bir öklit bağıntısı yaparız. Şöyle şöyle. Burada da B kare eşittir 1 çarpı 9'dan B'yi de 3 olarak buluruz. E. B3 yani şurası 3. Burası kaç? 4 mu bulduk? Evet. Şimdi bizden şu uzunluk isteniyor? Aynen öyle. E, burası da 90 derece ya. Hocam dik üçgene karşılık getireceğiz. Dik dörtgen oluştururuz. 3 ise 3 olur burası. Tamamı 4'tü. 1 kaldı. 7 iken burası da 7. Pisagor. Çok güzel bir soru. X'in karesi 1'in karesi artı 7'nin karesi 49 50 yaptı burası. E o zaman X de böylelikle kök 50 yapar. Bu da 25 çarpı 2 olduğundan 25 dışarıya 5 diye çıkar. Cevap 5 kökki yapar. Yani cevabımız 5 kökki balık esir oldu. Dördüncü soruda. Geldik 5. soruya. Kısa kenarı AB. Bir dikdörtgen çizeceğiz. Kısa kenarı AB olacak. Arkadaş dikdörtgen o zaman şöyle olsun. Kısa kenarı AB. Şu şekilde olsun. Tamam mı? Hadi çizdik bakalım. A, B, C ve D diyelim şuraya. Sonra ne diyor? AB uzunluğu da 8 birim diyor. C merkezli BC yarıçaplı. C merkezli BC yarıçaplı bir çember çizeceğim. Hadi bakalım çemberi çizelim. Hop şöyle bir çember değil mi arkadaşlar? Evet gözükmüyor ama bunun devamında şöyle getiririz. Eyvallah. C merkezli BC yarıçaplı bir çember çizdik. Ve diyor ki AD'yi E noktasında kessin diyor. Burası E noktası. A ile E arasındaki uzaklık 4 santimetreymiş. O zaman ben şuraya bir A dersem bak burası 8. Hocam burası A artı 4 burası da A artı 4. Bak yarı çap uzunluğu A artı 4. En etkili silahımız yarı çap çizdik burayı. Yarı çapı uzunluğu da A artı 4 değil mi? Evet. Al sana Pisagor. 8 var A var A artı 4 var. Hocam normalde A artı 4'ün karesi eşittir. 8'in karesi artı A'nın karesi deyip işlem işlem, işlem işlemle A'yı buluruz ama ya büyük ihtimal 8 varsa ya 6 8 10'dur ya 8 15 17'dir. A yerine 6 koyarsam 6 8 10 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. Çemberin yarı çapı isteniliyor bizden. E yarı uzunluğu da A art 4 ya. Yani 10. Yani cevap Akçay oldu 5. soruda. Sözel sorudan korkuyor muyuz? Asla. Şekli çiz olay bitsin. Geldik 6'ya. Aşağıda bir ABC'de paraya kenarı verilmişti. Ali Bey uzunluğunu 9 vermiş. Şurası 9. E, KLMN, T, T, M noktaları olduğuna göre bir çember çizilmiş böyle. Çevre BCE. Tamam. Arkadaşlar bu 9'u da kullanacağım. Bek. T, TT uzunlukları birbirine eşit mi? A ise A. Eyvallah. Şuraya B dersem. Burası da B mi? B. Hatta istersen 9 eksi A de kardeşim buraya. Hocam tamam 9 ya. Burası da 9 eksi a. E şuraya da c diyeyim. E, o zaman burası da c. Hatta paraya kenardan dolayı 9 eksi a artı c diyeyim burası da. Evet. E hocam şunun tamamı 9'du. Bak bunun tamamı 9. Buraya ben x dersem burası da x midir? Evet. Tamamı 9'sa 9 eksi x eksi c mi yaptı burası da? Evet. Şimdi bu bölgenin çevresi hesaplayalım. A artı x artı. Hop. 9 eksi a artı c artı. Hop şurası 9 eksi x eksi c. C'ler nanay. A'lar nanay. X'ler nanay. 9 9 daha 18. İşte buna üşeniyorsunuz arkadaşlar. Üşenmeyin. Harf yazın. Bildiğiniz bilgileri uygulayın. Altıncı soru. Balı kesir çıkar. Geldik 7'ye. Bu ne? Şekli görünce İsa şöyle bir şey yapıyor değil mi? Pekmen oyunu vardı böyle. Ona benzettim biraz ama neyse. Korkmayın kardeşim. Korkmayın. Korkma korkma korkmadan devam. Şimdi ben bir tane daire var. Ben bunu kesmişim. Sonra ayırmışım böyle. Şu da zemine böyle teğet olmuş. Tamam mı? KL uzunluğunu 6 vermiş. E şimdi burası O. E hocam burası da O. Ayrıldığında burası da O oldu değil mi? Şimdi merkez varsa teğet varsa çek dik yapsam. Merkez varsa teğet varsa çek dik yapsam. Her ikisi de aynı çemberin yarı çapı olduğundan. Burası da R. Burası da R mi? Evet. Şimdi B üstü noktasının D olan uzaklığı. Yani şuradaki uzaklık isteniyor bizden. Arkadaş Bakın dikkat edin. Şurası da R. Burası da R değil mi? Evet. Ben bunu şöyle çizersem iki kenar dik üçgen oluşur. Benden madem şu uzunluk isteniyor. Büyük ihtimalle şunun devamını getireceğim. Aa, hocam şurada ne oluştu? Bir kere öncelikli olarak şuraya şuraya. Bunlar birbirine eşit ve birbirine paralel olduğu için paralel kenar olur. Hatta 90 olduğu için dikdörtgen olur burası. E hocam 90 90 90 90. E, dik, burada da bir dikdörtgen oldu. Yani sen şuradaki uzunluğu bulursan olay bitti gibi duruyor. Şimdi şurayı da 6 vermiş. E hocam şurada dikdörtgen oluştu ya. Şu x kenar dik üçgen. 45 45 90 üçgeni. E burası da bak 45 45. E burası da 90 olduğundan burası da 45 oldu. Burası da 45 oldu. Yani şurada bir eşitlik geldi. Burada da bir eşitlik geldi. Dikdörtgenden dolayı burası da eşit. E aynı zamanda dikdörtgenden burası da eşit. Aa iki tane çizgi. Burası 3 burası 3 oldu. Hocam burası da 3 burası da 3. Aha da burası da 3 oldu mu? Oldu. E yarıçap ne? 3 3 ise 3 kök kim oldu? Aynen öyle. Yarı çapı da 3 kök ki buldum. Hocam burası yarı çap 3 kök ki. Benden B üstü. Şuradaki X uzun isteniyor. Dikkat. X burası 3 burası. Yani X artı 3 neye eşit? Şu dikdörtgenden 3 kök eşit. O zaman X 3 kök eksi 3 eşit olacaktır. Yani cevap 3 kök 2 eksi 3'e. Yani cevap edrebit oldu. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Zor değil. Gerçekten orta halli bir soru ve sınavda çıkmaya aday bir soru. AYT'de karşılaşacağınız sorulardan biri işte aynen bu olabilir. O yüzden dikkatli. Ya da aynı mantıkta çözülebilen bir soru olabilir. Yedinci soru gerçekten güzel bir soruydu. Yıldızı at. Geldik sekize. Çemberler birbirine değiyor. Bu arada yay uzunlukları vermiş. Burası alfa iken burası 5 alfa verilmiş ve yarım çember. Burası alfa iken burası 5 alfa ya. E hocam toplamda 6 alfa 180 ise alfayı buradan 30 buluruz. Çemberler birbirine diyor. Hemen merkezleri birleştir. İşin esprisi değme noktasına kadar gidiyordu. Doğrusal oluyor, değil mi? Sonra alfayı biz ne bulduk? 30 bulduk. Hocam burada bir merkez açı oluştu. Yani burası 30 oldu. E merkez varsa teğet varsa çektik. E burası R. Burası da R. 30'un karşısı R ise 90'ın karşısı 2R. A büyüğün yarı çapı ne oldu? 3R oldu. Bak AB uzunluğunu vermiş bana. Hop şurası. Hocam büyüğün yarı çapı 3R. E burası da 3R. Toplamda 6R. 6R kaç verilmiş? 24 verilmiş. R'yi buradan kaç buluruz? 4 buluruz. E hocam R4 ise Burası 30'u karşı 4 60 60'ı karşı 4 kök 3 yapar. Hocam burası R4 ise 4 kere 3 12 yarıçap 12. Hocam şurası da 12 olacak. X artı 4 kök 3. X artı 4 kök 3 eşittir 12 ise. X de buradan 12 eksi 4 kök 3 çıkar mı? Çıkar. Yani 8. soru balık esir olur. Geldik 9'a. Yukarıda verilen o merkezi çemberin yarıçapı 9'dur. En etkili silahımız merkez kiriş çektik. Tamam ee, burası 5 5 yaptı. E, yarı çap uzunluğu da kaç verilmiş? 9 verilmiş. En etkili silahımız yarı çap. Al sana yarı çap. Pisagor bağıntısından burayı bulurum. Dur bakalım. Benden ne isteniyor? Buna göre diyor çember üzerindeki T'ye en uzak nokta S olsun. Çember üzerindeki T'ye en uzak nokta S olsun. Hmm. T noktası burası verilmiş ve T'ye en uzak nokta S olsun. Bir nokta ile bir çemberin en yakını ya da en kısası bulurken ne yapıyorduk arkadaşlar? Hop Merkezi birleştiriyorduk. En yakını ne yapıyordu? Şurası yapıyordu. En uzağı ne oluyordu? Uzattığın zaman tam olarak şuradaki nokta oluyordu. İşte benden şu uzunluk isteniliyor dostlar. E bunu nasıl bulacağız? Arkadaş burada yarı çap uzunluğu zaten 9. Şurada Pisagor'dan dolayı ben burayı bulurum. 81'den 25 çıkarsa A'yı bulurum. A kare eşittir 81 eksi 25'ten. A kare çıkar. A kare buradan kaç geldi? Bundan 81'den 25 çıkınca 6 56 mı yapıyor? Evet 56 yaptı. A kök 56 yapar. Önemli değil. Pisagor bağıntısından şuraya da X diyelim. X kare de neye eşit? A kare artı 8 5 daha 13 değil mi burası? Evet. 13'ün karesi 169 yapar. X kare de buradan 56 artı 169 yaptı. Şunları topladığın zaman kaç yapıyor burası? 9 6 daha 15. E, 225 yapar X kare. E bu zaman X de 15 yapar. E burası da 15 ise 15 9 daha kaç? 24 Bizden bu uzunluk isteniyor. Cevabımız böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. Geldik 10. soruya. Arkadaş çemberin merkezi burası belli. Çapımız şey verilmiş ya iki tane yarım çember verilmiş. E bu çemberin merkezi burası 10. 5 5 yapacak. E o zaman buraya 2 kaldı. Bizden x isteniyor. E arkadaş merkez varsa teğet varsa çektik. Yarı çap 3. Merkez varsa teğet varsa çektik. Çapı 10 yarı çap 5. E benden x uzunluğu isteniyor. 3 2 daha burası da 5 dikkat et. 3 2 daha burası da 5 değil mi? Tamam. E benden x isteniyor. E dikdörtgene karşılık getirelim. Şöyle dikdörtgen yaparım. 3 ise 3 2 kaldı. Hocam Pisagor. Burası da x değil mi dikdörtgenler? Evet. Şurası da 5 olduğundan x kare neye eşit? 5'in karesi eksi 2'nin karesi. 25 eksi 4'ten x kare eşittir 21 çıkar. X'i de böylelikle kök 21 buluruz. 10. soru balıkesir çıkar. Geldik 11. soruya. Evet bir katlama var arkadaşlar. Katlamayı ne yapıyoruz? Tamam. Katlamayı şöyle geriye doğru açıyoruz. Açtığımız zaman üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. O'ya gelmiş ya burası. Tamam O'ya da dikkat edeceğiz. O noktası nereye gelir? Buraya gelir. Açtığın zaman hop şöyle. O noktasında hareket yeri burası değil mi? Katlamada şu üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Açılar da birbirine eşit olduğundan 90-90 yapar. Bak aynı zamanda bu yarı çap oldu. Bizden BC yayı isteniyor. Aa hocam merkezden kirişedik, çizmiş iki eş parçaya böler. Ee, aynı zamanda bu yayları da iki eş parçaya bölmez mi? Böler. Bizden ne isteniyor? BC. BC. Tamam, bulmaya çalışırız. Arkadaş, burası BC. Dikkat et bu çap ya. Şu artı yuvarlak e o zaman burası da aynı şekilde yuvarlak artı bu. Yani bu yay isteniyor ya da bu yay isteniyor fark etmez. Öncelikle şunu kullanmam lazım benim. Hocam şuraya A dersem, buraya da A dersem. A bak bu yarı çap uzunluğu 2A oldu. En etkili silahımız yarı çap bak bu da yarı çap. 2A. Bak ne çıktı? 90'ın karşısı 2A. Hangi açının karşısı A'dır? 30'un. Hocam 30 90'sa bak burası 60 oldu. A ne güzel. Aynı şekilde bunu da böyle yapabiliriz. Eee burası da 2A. 90'ın karşısı 2A, 30'un karşısı A'dır. 30 çıktı burası da. Burası da 60 yaptı. 60sa merkez açıdan burası 60. Hocam burası da merkez açıdan 60 mı? 60. Şu bizim çapımız. Hocam 120 artı yuvarlak burası. E, burası da 120 artı yuvarlak yapmak zorunda değil mi? Ya da şöyle diyelim. Arkadaş 60 60 120 buraya ne kaldı 60 kaldı hocam burası da 60 şu bizim çap olduğu için burası da 180 derece olduğundan dolayı buraya da ne kaldı 120 kaldı benden de zaten bc'ye isteniyor cevap ya yapar öyle katlama matlama korkma özel çember katlaması böyle yay üzerindeki nokta merkeze geliyorsa şu merkezin izlediği yolda düşünün. Bak yarı çap uzunluğu olması. Şunların eşit olması. Aa, A 2A. Yarı çapında 2A olmasını kullanıyoruz. Çok önemli bir bilgi. Evet gençler test 4'de bitirdik. O zaman bir sonraki videoda test 5'te görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın